çok severi. Çok severi. En avun eken alip. Ale şoktor yayla ya. Ale şoktor yayla ya. Dönmez şahol olmalı. Ale şoktor yayla ya. Ale şoktor yayla ya. Dönmez şahol olmalı. Ben 1937 yılında Rize'de, yani Ardışın Güneyköy mahalleydi, Güneyköy'de doğdum. Babamız marangoz. Marangoz görevi marangoz idi. İşte İzmir. İzmir ve Erzincan Askeri Hastanesi'nde gönderildi. 1,5 sene orada kaldım. 6 ay daha İzmir'de kaldım. İki sene. Siye. 1957 yılında Menderes'in 1950 yılında Menderes döneminde çok geniş bir vaziyette bir vatandaş ferahlı çalışıyordu ve geziyordu. Tabii bu İstanbul'u bir değişiklik yaptı. İstanbul'da genişletti. Reform yaptı. Evet. Amerika'ya borçlandı galiba. Oradan işte çok ünlüler birilerine geldi. 1960 yılında yaylalara ben çocukluğumda babam getirirdi beni. Yürüye gelirdik tabii. Hiç yol yoktu ki. Hatta patika ben yolu şöyle diyeyim sana. Ben yolu Balıkhanı var ya, Balıkhanı Avan'dan aşağıda. Evet. Orada yolu tanıdı. Buraya kadar yol yoktu benim. Hatırladım. Bant yoktu, yaya. Yaya. Buraya bir güne gelirdik. Mavri Yaylası'na. Mavri Yaylası'na. Bir yana biz geliyorduk eskide. Olarak Mavri Yaylası'na gidiyor. Sonra Dere Yayla, sonra Büyük Yayla, bir kısmı Büyük Yayla, bir kısmı Şorak. Bizim evimiz yok da komşularım var tabii. Bizim büyük yaylamız var. Bayırcık evet. Yaylası'na ek olarak ve Bayırcık Balıklı Yaylası'na ek gittik büyük yayla. Eskiden yaylacılık çok reform güzeldi. Prensipliydi. Babalarımız anlaşmalı göç yaparlardı. Şimdi kendini düzeni değiştirdiler. Yani belli bir vakit yukarı herkes çıkıyor. Herkes bildiği gibi hareket ediyor şimdi. Pek önemli değil yani. Hayvancılık zaten hayvancılıktan geçinirlerdi böyle. Katık yaparlardı yani, peynir, yağ, bunlar yaparlardı. Bunu götürürlerdi, çarşıda satarlardı, bir şekilde geçim sağlarlardı. Benim 6 tane hayvanım vardı, keçi vardı, çok ama. Adi Matilmeci kadar fazlalık vardı. Yani şansımda keçi yoktu, koyun vardı, sürü vardı. Fakat komşularımda keçi vardı, keçi ama çok. Şimdi hiç yok. 15 tane bir şey vardı da kendini kaybetmişler. Bizim çocukluğumuzda yayla evleri beton yok. Nasıl deyip sana? Zaten öyle yaşasam ben. Motoru yazsaydın. İnaklı evler var. Anladım. Eski. Motoru yazsaydın. Hiç motor veya o böyle bir. Hiçbir şey şekil yok yani. 4 ay kalırdık. 4 ay. Mavri, Dere Yayla, Büyük Yayla. Yine dönerdik Dere Yayla'da kalırdık. Dere Yayla'dan Mavri'ye. Mavri'den ki ikinci kez gelirdik buraya. Teyzen'den 1950 yıllarında işte. Görücü usulü mü evlendiniz? Hayvancılık yapıyorduk. Evet. Yani birbirinizi gördünüz yani, sevdalandınız birbirinizi. Görücü usulü mü evlendin diyor. Öyle bir şey yok. Tanımıyor muydunuz? Ha, söyle. Ana baba ne yaptıysa o. Biz bir şey karışmadık. Görücü usulü ne? Görücü usulü. Karar verdiyse biz acı ölüyoruz. Biz karışmadık. Biz karar vermiyorduk. Biz duyduk siz çocukuydu. Çocuk. Kaç yaşında evlendi teyzeciğim? Kaç yaşında? 16 yaş. Aynı köy, aynı akraba. Aynı akraba. Babamız ama ben tanımıyordum bunları. Tanımıyordum. Uzaktaydı bunları. Çocuk kutu ses büyüdü bu kadar. Biz yaylada tanıdık yani. Yaylayı tanıdık. Mesela sizi istediler, yolda karşılaştınız, konuşabiliyor muydunuz hayır, öyle? Hayır, konuşmamamışlar. Bize yoktu yani. Çocuk nasıl? Ben değilim, gözümüzü bağlıyorduk. Ha, göremiyordunuz yani. Göremiyordum.
Ardımız bağlı. Yasaktı. Ardımız bağlı geziyorduk öyle. 57'de evlendiniz. Kaç çocuk var şimdi? 5 çocuk. Allah bağışlasın. Biz çeşperlik yapıyorduk. Bir şey yaylacılık. Yani daha ziyade yaylacıydık o zaman. Çarşıktı, Eksperiydi. Söylesene, Çaykur'da Eksperiydi bu. Eksperiydi bu. He, Çaykur'da çalıştınız yani. He. Çaykur'dan emekli oldum ben. Ha, Çaykur'dan emekli oldum. 69'da işe girdim ama. He. Söyle, muhtarlıkta yaptım. 69'da Çaykur'da işe girdik işte. Emekli oldum. Ama 80'i devirdiniz, hala yayladan vazgeçmiyorsunuz. Yayla hastalığımız yani. Ben bu sene beni getirmeyecek de bir iğneğim var şimdi, tek iğnek. Ben yapmadım. Ben nerede gideceğim, burada öleceğim diye. Bu sene geldim daha şimdi bugün var. Geldi götürecek. Peki. Yayla bizim için bir ferahlık. Dünyanın cennetliği. Dünyanın cennetliği yayla. Yani yayla, yaylasız hayatı sıkıntılı görüyoruz. Yani. Yayla çok önemli yani. Devam edebilirsek edeceğiz. Yani. Allah ömrümüzü bir tane ineğim var ise ineğim makreli temizlerim. Evde bir şeyler yaparım, bu kadar. Bunun öyle geçiyor. Yemek yaparım. Kavga ediyor musunuz arasına? Yok. Bizde kavga yok. Kavgasız olur mu? Kavga yok. Biz üzere hepsi iyi. Şimdi buradan ne diyeyim sana? Muhtarlık da yaptı ha. Muhtarlık da yaptı. Buradan birbirine bağlı, birbirine sabit, sadakar, birbirine iyi ama o günler yok şimdi. Yok. Birlik yok, birlik. Denge eksik yani. Ben memnun değilim dengede. O zamanlar derdi ki falan yeri, falan günü göç yapan adam olursa ceza verirlerdi. Köy ticareti muhtar. Şimdi hiç öyle bir şey yok. Ki güzeldi. Eski günler güzeldi. Eski günler daha lezzetli yemek yiyorduk. Eski günler daha iyi yaşıyorduk. Ferahlıydık. Şimdi sıkıntı alıyor yani. Ha, bununla bir ikili mi denir? Teyze sen 80 yaşında mısın? Maşallah. Ama 86. 86 mı? Ey maşallah. Ey maşallah nazar olma. Amca sen kaç yaşındasın? 80 değil. Bir yaş. Evet. Ey maşallah. Allah uzun ömür versin ya. Sağlıklısınız ama. İşte. Bu sağlıklı olmanız yaylaya borçlusunuz galiba. Değil mi? Yani. İstanbul'a hayatımız da var yani. İstanbul'a kişi İstanbul'a giderim. Kışın İstanbul'a gidiyorsunuz. İstanbul'da nasıl değilsin ha? Uçuk çekmecede kaldık. Ve yerimiz var. Çocuklarımız, torunlarımız yanımıza buyurdular yaylada. Hep yaylada yetiyorduk. Yedi kişiyi bir oda bir evde yaptık. Peki. Ev yaparlar taştan. Çamurdan ev yapardık işte öyle. Taştan yaparlardı. Taştan biz de seyrederdik. Yani yemek yaptırırlardı, orada yemek yerlerdi. İşte öyle işte. Şimdi o çocuklar akrede geldi, hep söylüyoruz dedi. Babaanne dedi, o da dedi, yemek dedi, tatlıyı dedi. Bitmiyor dedi, yani bitmiyor dedi. Hiç unutamayız evet. Diyor. Geçen geldi buraya. Enaoneke nale Ale şoktor yaylaya Ale şoktor yaylaya Dormaz yavurun male Dormaz yavurun male Hay be. Osman Aydemiz.
73. Kaç yıldan beri yaylaya çıkıyorsunuz? Doğuştan beri. Doğuştan beri. Eskiden yürüyerek geliyordunuz değil mi? Yol, araç yolu olmadan önce. Kaç günde çıkıyordunuz? Ya bir güne geliyorduk sabahtan akşama. Hayvanlarla beraber. Patika yine bu mevcut yol muydu? Aşağı yukarı evet, mevcut üzerindeydi. İlk bu yaylaya Movri'ye mi geliyordunuz ilk? Yok, daha aşağıda. Mulona, Movri, Kayadivi, Dere Yayla, İntor, Büyük Yayla, Şorak. Bir ay mı kalıyordunuz? Bir ay ote gibi rahatlık. Karabalık hayvan olursa 20 gün yoksa bir ay. Şorak yok. Eski bir yayla değil mi? Çok eski bir yayla. Eski yayla. Hep aynı burası. Movri, Dere Yayla, Kayadivi, Şorak, Büyük Yayla. Aynı tarihlerde yapıldı yani. Hepsini aynı köylüler mi kullanıyor, farklı köylüler mi? Yok, aynı köylü. Hepsi aynı. Bir ay mı kalıyorsunuz bir yaylada? Peki Şorak'ta niye vazgeçildi? Uzak olduğu için lan. Ama eskiden yürüyordu. Yaya gidiyoruz. Çok kalabalık hayvan vardı. Şimdi ihtiyaç görülmüyor oraya. Buralarda kalıyoruz. Geçen sene ben iki ay orada kaldım hayvanlarla. Geçen sene kaldım iki ay orada. Şorak'ta. Şorak'ın anlamı ne? Bir anlamı var mı? Artık o zaman bir isim koydular artık da. Ne bilirler artık o anlamı. Peki yayla sizin için ne ifade ediyor? Yayla sağlık ifade ediyor. Ne diyecek sağlık da? Hayat. Gelmeye devam edeceksiniz. Allah sağlık, Allah ömür sağlık verdikçe. Allah sağlık verdiyse ben bırakmam hiç. Peki eskiden mi daha güzeldi yaylalar? Daha kalabalıktı, hayvan çok var idi. İncebaş var idi, keçi, koyun. Zaten 30 tane köpek oluyordu. Şimdi bir tane bende köpek var. Ben 1971 doğumluyum. Rize Ardeşen ilçesinde. Eski Armut'un köyündeyim. Oradan doğma boyumum hep yaylada geçti ömrüm. Ha bu Movri'ye. Babam fabrikada çalışırdı. Oradan emekli oldu işte. Çiftçi. Ben çocukluğumdan beri yaylada yaşadım. Halen de devam ediyorum. Yok, başka bir iş yapmadım. Hiç. Koyunculuk yaptım. Artist seni tanıdım tabii 3 sene evveli. Çok hoşuma gitti yani. Yani sevdim seni bir kere yani. Allah razı olsun. Ayakla gelirdik abi. 12 saat. Hayvanlarla birlikte. Hayvanlarla beraber. Şimdiki gibi yemek de öyle bulamaydık. Nerede öyle kuvvetli bir yemek? Yaylamız Movri burası. Sonra hangi yaylaya çıkardık? Sonra Dere Yayla. Sonra? Sonra Şorak'a giderdik. Bir ay otururduk, dönerdik Dere Yayla'ya. Çerkal Movri'ye gelirdik. Ama şimdi eskisi gibi değil galiba değil şimdi mi? Şimdi biraz eskisi gibi değil tabii. Şimdi sadece Dere Yaylası'nda kalıyorsunuz. Sadece Dere Yayla ile Movri'de. Peki Baba Osman insanları neden bu kadar çok seviyor? Ne bileyim ya, böyle yabancı insanlar yedikleri daha yani seviyorum yani. Ya hele bir yabancı geldi mi bayılıyorum yani. Peki Baba Osman bu dağlarda, ormanlarda ne hissediyor? Ben bu dağları canım, ben bu dağları göreyim, su ile yaşayayım. O kadar seviyorum bu yaylaları. Şu güzelim yaylaların evi bak. Bak ilk tane de yürür mü? Burada hepsine selam ediyorum. Şu yaylaları bırakma Süle, gel Süle yaylalara. Heyetom seherlerim, heyetom seherlerim. En oğun ekenalim. Ale şoktor yaylaya. Dormaz yavurun male. Ale şoktor yaylaya. Dormaz yavurun male.